Merhabalar değerli izleyicilerimiz, sizlerle birlikte olmanın keyfiyle yine karşınızdayız. Yine değerli program ortaklarım, Sayın Cengiz Eratalay ve Sayın Ahmet Esmer ile birliktemizde stüdyomuza değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Sayın Önder Kırlı bizlerle birlikte. Balıkesir'den değerli isimleri, Balıkesir'den portreler isimli konu sohbetimizde yine ağırlamaya devam ediyoruz. Hoş geldiniz efendim programımıza. Teşekkürler. Ben her zaman olduğu gibi size sözü devredeyim isterseniz Cengiz abi. Teşekkür ederim. Gerçi bizim söz söyleyecek durumumuz yok ama Önder Bey sağ olsunlar, çok renkli bir kişiliğe de sahip. Balıkesirli olmak hasebiyle çok şeylere girmiş, çıkmış, hayatı fevkalade anlattığı şeylerden de basından da bildiğimiz kadarıyla, meclisteki intibalarıyla da biz hatırlıyoruz. Çok atak, çok gayretli, doğru bildiği gibi söyleyen bir zat olarak biz tanıdık, öğrendik. Fakat bunu zaman geçtikçe dimağlardan uzaklaştığını da görüyoruz. İsimleri bile hatırlamakta insanlar zorlanmaya başlıyor. Bunu yeni nesillere anlatmak, yapılanları tekrar hatırlatmak bakımından Önder Bey'i biz buraya davet etmekte uygun gördük. Hem Balıkesir onu bilmeyenler tanısın, bilenler tekrar hatırlasın ve kendisini bize ilk ağzıyla anlatsın diye düşünüyoruz. Ne dersiniz? Bir Şimdi yerden başlayalım. ben de bir söze girmiş olayım. Abim tekrar programımıza hoş geldiniz. Teşekkürler. Sağ olun, Sağ eksik olun. olmayın, bizi kırmadınız. Şimdi biz genellikle böyle başlıyoruz sohbet. Bizim şeyimiz sohbet malum. Sohbet. Evet. Şimdi ama önce bizim programımıza diyoruz ki izleyicilerimiz sizi daha yakından tanısın. Bize bir kısa biyografi, yani Önder Kırlı kimdir? Nerede olmuştu? Neler yapmıştı? Öyle bir girelim, ondan sonra sohbetimiz devam etsin. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben 1938 senesinin Aralık ayında Gönen'de doğdum. Ama çok bilgiç bir babaannem vardı. Bir ay için çocuk yeni bir isim bir yaş almasın diye. Ocak ayında nüfusumu almışlar. Onun için nüfusum benden biraz daha küçük. Asıl yaşımdan küçük. Yani 1939 doğumluyum resmen. İlk ve ortaokulu Gönen'de okudum. Ortaokulun son sınıfındayken 1953 zelzelesi oldu. Biliyorsunuz. O zelzeleden sonra da Edincikli olan dedemin yanında Bandırma'ya gidip gelerek okudum. Bandırma Şehit Mehmet Güneş Ortaokulu'ndan o sene mezun olduk. Tabii çadırda oturuyordu ailem. Dükkanımız yıkılmıştı. Babam kunduracılık yapıyordu. Evimiz yıkılmıştı. Yani bana bakacak halleri yoktu. Bir arkadaşımın önerisiyle babamın imzasını taklit ederek öğretmen okuluna müracaat ettik. Balıkesir'e. Balıkesir Öğretmen Okulu'na. O zaman öğretmen okuluna gitmek için okulun öğretmenler kurulunun karar vermesi gerekiyordu. Yani öğretmen olabilir diye. Yani okuduğunuz Evet, ortaokulun idareyetine ortaokulun tavsiye kararı almak yöneticileri öyle gerekiyor. yoksa müracaat edemiyordunuz. Biz gerçekten Gönen'de çok iyi bir eğitim görmüştük. Bandırma'da katıldığım 3C sınıfı yaşamımda gördüğüm en laçka sınıftı. Biz orada parladık. Beraber geldiğimiz Memduh Mizan diye bir arkadaşımızla beraber. İşte yani öğretmen okuluna Balıkesir'e ilk gelişimizi anlatsam hem komik hem şey. Bir Ağustos günü ilk defa geldik. Burada hemen sınavlara geldik tabii. O zaman 5 lira falan para vermişlerdi. Bir tane araba geliyor Bandırma'dan Balıkesir'e. Günde bir ara mı? Evet, 1953 senesinde. Biz bir gece İçel Palas Oteli hiç unutmuyorum. Orada Evet. kaldık. İkinci gece paramız bitiyor gibi oldu. Sümerbank'ın olduğu handa bir gece birbirimize sarılarak yattık. Üçüncü gün ise hiç paramız kalmadı. Dönüş bileti aldık. Parkta yattık. Orada da ıslattılar. Gece yarısı kalktık geldik. Neyse. Böyle bir maceralı şeyden sonra, şimdi çocuklarım anlatıyor da gülüyorlar. Komik geliyor tabii onlara. Öğretmen okulunu bitirdim. Burada 1956'da öğretmen okulunu bitirdim. Kırklareli'ne ilkokul öğretmen olarak tayin oldum. Orada 3 ay çalışmış görünüyorum. Fiilen çalışmadım. Çünkü eğitim enstitüsü imtihanlarında kazanmıştım. Tekrar Balıkesir'e geldim. Ve edebiyat bölümünde, o zaman eğitim enstitüsünün edebiyat bölümü vardı. Orada okuduk. Tabii bu öğretmen okulunda
Çok iyi hocalarla tanıştık. Mesela din derslerimizde Vehbi Bey gelirdi. Vehbi Bolak hocamız gelirdi. Harika bir insandır. Hala onun bilseydim onu da getirirdim mesela. Notlarını başarı verir. Gösteren öğrencilerine kitaplar verirdim. Benim de öyle imzalı, onun imzaladığı kitapları falan vardır. Böyle bir öğrencilik geçirdik. Eğitim enstitüsünden sonra da Sivas'a tayin ettiler. Sivas Gürün Ortaokulu'na. Gürün tabii ilk defa böyle çatısız damsız bir yer gördüm. Orada da 2 yıl kaldım. Fakat tabii çok gençtik, 19. O sırada da Demokrat Parti'nin böyle şey hızlı zamanlardı, vatan cepheler falan. Orada biraz hoşuna gitmedi yani siyasilerin. Çünkü vatancı dalga geçiyorduk daha doğrusu. Herkes bir yerde zaten oturuyor. Bir de 19 yaşındasın. Çocuk yok, çocuk yok, sorumluluk yok. Beni 12 Mayıs 1960 tarihinde görülen lüzum üzerine öyle bir yasa vardı o zaman. Emekliye sevk ettiler. Evet, görevden aldılar. Zaten 6 ay içinde görev vermezlerse otomatikman emekliye. Emekli olup da ne olacak? Bir şey vereceği yok yani zaten. Hizmetimiz 3 sene. Attılar yani öğretmenlikten. Ama o insanlara şimdi dua ediyorum. Çünkü çıkışım öğretmen okulu olduğu için eğitim enstitüsü mezunu. Şimdi çok yaygarası koparılıyor ama çıkışım öğretmen okulu olduğu için bir yüksekokulu o zamanki eğitim enstitüsünü bitirenler liselere öğretmen oluyorlardı ama lise mezunu sayılmıyorlardı. Allah Allah, evet. Çok enteresan. Onun için çıkışına bakıyorlar. Çıkışın senin öğretmen okulu diyor. Avrupa'da olduğu gibi jimnazyum yani lise diploması arıyordu üniversiteler o zaman. Onun için ben tekrar dışarıdan lise bitirmelerine girdim. O vekalet emrinin alınmayla dışarıdan lise bitirmelerine girdim. Lise mezunu oldum. Gene o sırada Bandırma'da lise açılmıştı. Yani ortaokulu bitirdiğim zaman bir Bursa'da lise vardı, bir de Balıkesir'de lise vardı. Gene'nin zenginleri de Haydarpaşa Lisesi'ne gönderirlerdi. İstanbul'dan. Bizim hiçbirini gönderecek halimiz olmadığı için buraya geldik. İşte Bandırma Şehit Mehmet Güneş Lisesi'nde bitirdim. O sene üniversiteye gideceğim, gitmek istiyorum ya. Olmadı, bir sene daha tayin ettiler. Yine Gürün'de bir yıl daha çalıştım. Ertesi yıl böyle bayramlarda çocukluğumdan beri hep bana şiir söylerdim, nutuk atardı falan. 6 Eylül Gönen'in Kurtuluş Bayramı'nda bir nutuk attırdılar. İşte Kurtuluş Bayramı nedeniyle bir konuşma yaptım. Aşağı iner inmez şube tebrik ederim falan dedi. Ömer Bey diye bir şube reisi vardı. Yarın gel de dedi seni askere gönderelim. Ne askeri? Yapma etme eyleme. Yeni dedi karar geldi. Halbuki öğretmenler 32 yaşına kadar şey oluyordu. Tecil ediliyordu. Onu kaldırmışlar. Yedek subay okuluna yürü. Apar topar asker oldum. Asker oldum. İşte 6 yıllık eğitimden sonra... Nerede yaptınız yedek subaylığı? Ben yedek subaylığımı ilk defa piyade okulu İstanbul'da taşındı. Tuzla felaket piyade. Yıllarını biz yaşadık. Ben mahrumiyet sanmıyorum. Mahrum. Su yok. Uyuzlar için o zaman bir hastane şey yapmışlar. Acayip bir yerde Tuzla'nın içinde. Oraya yıkanmaya götürürlerdi bizi haftada bir kere. Kokar. Yani en kötü benim ama iyiydi. Benim o zamanki yani Turgut İnal da o sırada oradaydı. O 3. bölükteydi. Ben 3. bölükteydim, o 4. bölükteydi. İşte öyle bir dönem yaşadık. Kura çektik. Şahnalar Hudutdaburu. Haritayı açtım. Yok böyle bir yer. Neresi dedi? Şahnalar Hudutdaburu. Şahnalar. Allah Allah. Sonra bulduk. Şahnalar Hudutdaburu. Demir yolunun Türkiye'yi terk edip Sovyetler Birliği'ne girdiği yerde Tıhnıs Kapı veya Doğu Kapı diyorlar. Allah. Orasıymış. Öyle. Kars'tan sonra o zaman eski Rus hatları, geniş böyle. Geniş hatlar. Neyse, orada 2 yıl kaldım. Hiç izne falan gelmedim. Ben karargah bölümündeydim ama bu arada arkadaşlar izne gittikçe karakol komutanlığı da yaptım. Yani işte 100 metre öteden hudut geçiyor. Burada 20 Mehmetçik'le sen de hududu bekliyorsun. Çok kritik günlerde
Küba krizinin olduğu günlerdi. Küba krizinin olduğu günlerdi. Bir hafta alarmda falan kaldık böyle. İşte sonra askerlik bitti. Hukuk fakültesine ve tıp fakültesine müracaat ettim, eczacı. O zaman çeşitli yerlere müracaat edilebiliyordu. Merkez imtihan yoktu o zaman. Merkez imtihan yoktu. Ben Ankara eczacılığı kazandım. Bir de İstanbul ve İstanbul tıp kazandım. Pardon, İstanbul hukuku kazandım. İstanbul hukuka devam ettim. Devam ettim. Tabii Kars'ta biraz yoksul bölge oldu. O zaman 1960'tan sonra biraz laf aramızda maaşları da arttırmışlardı. Yedek subay maaşlarını falan. Askerlerin maaşları. Evet, askerlerin maaşlarını arttırmışlardı. Orada biraz para biriktirdim okuyacağım diye. Onun için okulumun ilk yılı çok iyi bir öğrenciydim. Gerçekten çok. Hayatımın en iyi öğrencilik yılı orasıdır. O sene Talat Aydemir nedeniyle Harbiye'den atılanlardan da çok insan gelmişti. Hukuka gelmişti. 3000 kişilik. 3000 kişiydi. Birinci sınıf. Birinci sınıfta. 23 kişi biz Haziran'da geçtik. 3000 kişi de 23 kişi. 23 kişi Haziran. 17 tanesi Harbiyeliydi. Hiç unutmuyorum. 17'si Harbiyeliydi. 23 kişi geçtik ama ikinci sene para bitti. Çok iyi bir öğrencilik yaptım. Para bitti. Rahmetli Cihat Bey vardı, hatırlar mısınız? Cihat Arbek. Beden hocası. O Efa Lisesi'nde şeydi, müdür muaviniydi. Beni gördü, gel dedi, sana dedi buradan birkaç ders vereyim dedi. İşte beden eğitimi dersi verdiler bana. Orada hocalık yaptım. Yani beden eğitimi hocalığı. Etüt abiliği yaptım biraz. Sonra öğretmen, bu öğretmenler o zaman 5 saat ancak fazla ders alabiliyorlardı. Hem de ücretler düşüktü. 5 lira mı neydi? O zaman hükümet bir zam yaptı. Hem 10 saate çıkardı, hem 10 liraya çıkardı. Herkes şişti, biz açıkta kaldık. Sonra ne yapalım dedim. Gazetede bir ilan üzerine, şimdi burada bak ilk defa açıklayayım. Yani birçok insan biliyor da, burada da açıklayayım, şey yok. Polis alınacak çocuk. Şimdi fakültenin kantininde bir çocuk duruyor. Böyle yakışıklı, jimpuşam, güzel. Fakat kimse pek yanına sokulmuyor. Bu neci dedi falan, bu neci dedi. Dediler siyasi polis. Polis dediler. ne yapıyor bu? İşte rapor tutuyor. Kim geldi, kim gitti. Böyle, bu iş fena değil yani. Hem derse devam ederiz, hem burada gideriz falan diye. Bu sırada ilan çıktı, polis alınacaktır diye. İşte boyu 1.75'ten fazla olacak. En az lisemez olacak, bilmem ne. Bütün şartlar tutuyor. Bir sonradan emniyette kalan ve emniyet müdürlüğüne kadar yükselen bir arkadaşımla beraber bastık. O da Gürünlüydü. Müracaatımızı yaptık. Uzatıyorum galiba biraz. Yok, buyurun. Neyse. Bilmediğimiz şeydi. şimdi önemli olan Ankara bu işi tayini yapacak ama İstanbul'a nakil istiyoruz. Yani İstanbul'da görev yapmak istiyoruz fakülteyi devam edebilmek için. Şimdi kime gidelim? Nurettin Sözen, sonradan İstanbul Belediye Başkanı olan Nurettin Sözen. Hem o arkadaşımın adı Gürünlü'dür o. Ben onu Gürün'den de zaten tanıyordum, babasını, ailesini. Bize ön ayak oldu. İktidarda da koalisyon... şey vardı. Demirel değil. Ürgüplü koalisyon. Evet. O koalisyon sırasında İçişleri Bakanı Orhan Öztrak'tı. O Cumhuriyet Halk Partisi'nden de. Profesör Oya Araslı'nın kocası Doğan Araslı da Gençlik Kolları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gençlik Kolları Genel Başkanı'ydı. Ona telefon etti. Gittik Ankara'ya. Şimdi bak torpilde var yani. Her dönemde oluyor. Gittik, işte İstanbul'a tayin alıyoruz. O da bir yerine telefon etti. Gelsinler, versinler dedi. Hadi git, bekliyorlar. İçişleri Bakanı'nın kalemine git dediler. Gittik. Orada böyle kısa böyle bir adam. Merhaba çocuklar, hoş geldiniz falan. Neresiniz siz falan? Gürünlüyüz dedik. Ne dedi öyle? O da Gürünlüymüş meğer. Şapur şupur bir öpüşme merasiminden sonra ben ona bir Gürün anlattım. Arkadaşımdan daha iyi biliyordum tabii. 3 sene daha yeni kaldığım için. Onun köyünden, beyinden, her taraftan girdik çıktık, hemen dosyaları getirtti. İstanbul diye yazdı dosyaların üzerine. Tamam çocuklar, işiniz dedi.
Kim bakalım bu adam? Bu adam sonra milletvekili oldu falan. TRT1'de şeyler, programlar yaptı. Mustafa Kemal Palaoğlu. Sonraki yıllarda. Evet, sonraki yıllarda da milletvekili oldu. O da şey yaptı, işte programlar falan yaptı. İstanbul'a gittik işte. Biz gene aklımızda var ya, Haydar Özkın diye sonradan Samsun valisi olan da çok iyi bir Samsun Edirne valilikleri yapan bir emniyet vardı. Bize vakti vakti dedi ki, işte yani aynı şeyi söylüyoruz biz. Gördük ya orada oturuyor adam, rahat derse. Çocuklar dedi, siyasi şube dedi. Yarın dedi bu meslekte kalırsınız, kalmazsınız ama sizi hep takip eder dedi. O zaman da böyle hareket, olaylar yeni başlıyor, hatırlarsınız falan. Ben sizi dedi ikinci şubeye vereceğim dedi. Gece ekiplerine vereceklerdi sizi dedi. Saat 4'te işe gireceksiniz. Sabah da okula gidebilirsiniz. Okula gideceksiniz ama sınıfınızı geçeceksiniz dedi. Başına dedik çıktık. Ama öyle olmadı. Sonra şube müdürleriyle toplandılar. Böyle biri bir adam böyle bana baktı. Sumbol adam. Bu herif benim işime yarar dedi. Ben bunu dedi Galata meydanına, o zaman dubalar var biliyorsunuz. Dikerim dedi, bu boylu postu dedi. Trafik polisi. Trafiği iyi idare eder dedi. Meğer o adam da şey, İstanbul Emniyet Müdürü Balcı'ymış. Hmm. Şükrü Balcı. Şükrü Balcı'ymış, oradan öğrendik. Ama beni hırsızlık masası aldı. Hırsızlık masasında bir yıl polislik yaptım. Bir sürü hırsızlık. Bu arada hem polisi hem okuyorsun. Evet. Sınıfımı da geçtim yani. Sınıfı da geçtim. Ama hırsızlık lazım. O tabii çok ayrı bir macera. Ayrı anlatmak tabii lazım. Hırsızlık olaylarında emniyet nasıl çalışıyor. O ayrı konu. Tabanca kullandım, evet. Bir adam vurdum. Bir hırsızı. Yani şeyler. O çok ilginç de ve matrak da. Hem de gülecek gibi. Yazıyorum ondan zaten bir kısmını. Son sınıftayken yakaladılar beni. Devlet hesabını okuduğum için Milli Eğitim Bakanlığı ya paranı ya canını dedi. 10 bin lira para istedi, para yok. Öğretmenlik istedim. Ya onu da uzun anlatmayayım yani. İşte komik bir şey oldu. Gittik oraya, adam... Cumhuriyet Halk Partisi döneminde tayin etmediler beni. İstanbul'a tayin istedim. Simav'a tayin ettiler, gitmemiştim yani o askerlik sonrası. Cumhuriyet Halk Partisi iktidardaydı. Ama o zaman Adalet Partisi iktidardaydı. O genel müdür beni dinledi, anlattı bütün bunları, nasıl işte vekaletimi aldı. Hiç açık olduğu gibi bitirdim. Baktı, çok gayretli bir adammışım be dedi. Söyle dedi, ne istiyorsun dedi. Vallahi. O sırada Sarıköy Ortaokulu, Gönen'de yeni açılmıştı. Ben de orayı istedim. Neden istedim? Çünkü yeni okul olduğu için haftanın 3 gün dersi olur. 3 gün olmaz. Talebe yok. Talebe yok çünkü birinci sınıf var. De Gönen'den istediğim zaman rapor olabilirim. Gönen'den akşam binsem sabah Ankara'dayım, şey İstanbul'dayım falan. Baktı herif deftere, şey çıkar bir defter getirdi baktı. Oraya dedi senden evvel senin branşta bir öğretmen göndermişiz dedi. E ne yapalım dedim ben de. Seneye gene öğretmen lazım. Peki dedi, bunu da kuraya koyuyorum dedi. Haftaya kura var dedi, gel dedi, Kur'an'ı çek dedi. Ben orada bir kurnazlık yaptım. Efendim benim Kur'an'ımı siz çekin dedim. 15 gün sonra tayinim geldi. Nereye? Sarıköy Ortaokulu'na. Gönen Sarıköy, evet, Ortaokulu'na. Tabii başımı yaktı. Çünkü benden evvel tayin edilen bayan sonradan eşim oldu. Başımı eyvah, yaktı yani. Eyvah. Kendi elinizde bulmuşsunuz. Nereden nereye çıktı? Öyle oldu. Nereden nereye? Evet. İşte böyle. Sonra Balıkesir'e geldik tabii staj yapmak için. Stajımı yaptım. 1970'te. Hem hukuktan mezun oldunuz. Oldum. Staj için Balıkesir'e geldiniz. Için, evet. Çünkü ağır ceza olan bir yerde staj yapmak lazım. Buraya geldim. Burada stajıma başladım ve öğretmenlik yaptım. Karesi Ortaokulu'nda. Aslında önce liseye tayin ettiler. Lisede öğretmenken o zamanki Hasan Bey vardı. Baş muavin. Sonra müdür oldu. Onunla bir münakaşa yaptık. Biz bir dersim vardı. Onun sınavı için bana izin vermedi. Nöbet koyuyor. Yani. Batırttı, götürdü. Beni Karesi'ye verdiler. O zaman Karesi de ticaret sitesindeydi.
Kalesi Ortaokulu'nda çalıştım. Daha sonra akşam ortaokuluna geçtim. Gündüzleri avukatlık yapıyordum. Geceleri öğretmenlik yapıyordum. Avukatlık stajını bitirdiniz. Stajı bitirdim. Kimin yanında yaptınız? Nadir Serpen. Nadir Serpen. Nadir abi, Allah rahmet eylesin. Onun yanında yaptım. Ama çok kötü bir şeydir Nadir abi. Çünkü biraz da politikayla uğraştığı için, şimdi sen müşteriyle konuşur, borcumuz da Nadir Bey der mi sana? Ne alsak ki acaba? Şimdi isteyemez bir türlü para. Para isteyemeyen bir avukattı, bizi de öyle yetiştirdi biraz. Allah rahmet eylesin. Sonra baro yönetim kurulunda çalıştım. 1977 seçimlerinde adaydım. Aday oldum. Listeye girdim ama İrfan Paşa geldiği için. Özaydınlı geldi. Özaydınlı'yı tepeden koydukları için biz geriye bastık ve kaldık. Evet, daha sonra da Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı oldum. Yani kapatılmadan evvel partinin son il başkanı. 12 Eylül'den önce. Evet, verdim. O dönemde de tabii yasaklı olduk onun için de. Siyaset yasaklısı yaptılar, hı hı, son il başkanlarını 80'de. Bu arada burada Balıkesir Yüksek Tahsil Talebe Cemiyeti'nde çalıştım, başkanlık yaptım. Geçenlerde satılan o trilyonluk arsayı çıkarıp tapularına vergilerini verip hazırlamada yani yardımımız oldu. Ahmet İhsan Kırım dönemi değil mi? Yok. Hayır. Ahmet daha abi onu o Ahmet abi yurdu kurmuştu. Binayı aldı ve gene onun zamanında çıkardı. O zaman bankalar şey veriyordu, hatırlar mısınız? Bilmem. Kredi mi? İkramiye. Hayır. İkramiye olarak arsa veriyordu, arsa falan veriyordu. Evet. Ev veriyordu. O zaman da bu Çengelköy'de Çengelköy'de çıkarken Beykoz taraflarında 700 metrekare bir arsa. Arsayı kimse bilmiyor. Bir kayıt var orada. Tapu yok, bir şey yok. Ben gittim oralarda emlakçılar buldum, bilmem ne yaptım. Bizim arsa Ortaköy bacağından Boğaz'ı seyrediyor. O kadar harika, güzel bir yer. Çok müthiş bir yerde. Ve 700 metrekareye bir villa arsaları olarak ayırmışlar onu. Yani imarda da. Ancak yanına bir villa kurmuş adam. Şaşırdım kaldım. Bu kim dedim. Şeyde bir kuyumcu dediler. Önder Bey, şimdi açıklayalım. Yani bu Balıkesir öğrenci yurduna çıkan, bankadan çıkan ikramiye olarak çıkan, evet, arsa değil mi? Emlak Bankası'ndan. Evet. Şu anda satıldı orası galiba. Şimdi yeni geçen, evet, evvelki sen satmış, sattı arkadaşlar. Evet. Tamam. Evet. Parası duruyor mu sordum. Ne oluyor? Ne yaptınız? Evet. Nerede kullanıyorsunuz? Epey fiyatlı gitmiştir diye herhalde. Şimdi evet. İstanbul tabii. Trilyonuna yakın. Her tarafı altın oldu, evet, İstanbul'da, evet, şimdi. Harika bir yerdeydi ama arsa da çok güzel. Evet. Şimdi böyle şöyle. Yani 1960'ta, evet, öğretmenlik. Daha sonra 77'den sonra öğretmenlik bitti. Bitti. Yani hukuk. Yani kaç yıl öğretmenlik yaptınız? 1958, 68, 73, 73. 77'ye. 20 seneye yakın aslında. Evet ama işte 3 sene var. Askerliği saymazsam fakültenin ilk 3 sınıfında 4. sınıfa çıktığım zamanlarda. Yani bir müddet hem öğretmenlik hem avukatlık, evet, beraber yaptınız. Beraber yaptım. O müsaitti. Müsait miydi? Onu öğretmenlikle avukatlıkla, eski yasaya göre avukatlıkla bağdaşabilen bir, mesela asistanlık, üniversite asistanlığı bağdaşmaz. Doçent veya profesör olacaksın veya öğretmen olacaksın. Hmm. Onlar bağdaşırdı. Başka iş bağdaşmaz avukat. Avukatlık yasası bu böyle. Avukatlık yasası öyle. Siz o zaman devlet memuru sayılıyordunuz? Yoksa evet, serbest yani, meslek mensubu mu? Serbest meslek mensubu iki çift şapkalı. Evet. Hem serbest meslek avukatlığı yaparken serbest meslek sahibi. Yani yarı kamu görevi diyorlar avukatlığa. Serbest meslek ama sigortam, sosyal haklarım falan emek sandığından yürüdü tabii oraya. Devlet memuru olduğu için devam etti. Avukatlık döneminizde baro başkanlığınız da var değil mi? Baro başkanlığım iki milletvekiliğimin arası. Evet. 1980, 18. dönem bittiği zaman biliyorsunuz rahmetli Özal yasayı değiştirdi. Balıkesir'in tümünü kendi alacağım hesabıyla. Olmadı. O da barajı geçemedi. Biz de geçemedik. Doğru Yol biliyorsunuz, Doğru Yol Partisi 7-0 götürmüştü. Bölge barajı. Evet. Değil mi? Evet. Evet, hem Balıkesir iki ildi, iki bölgeydi.
Hem de bu bölgede de %33'lük bir baraj getirdi. Tabii. Mümkün değildi. Tabii o benim ekonomik yaşamımda sun. O seçimlerden sonra bir yazlık, bir ev, bir araba sattım. Yani çünkü tek başına bir ev, bir yazlık, bir araba. Evet, tek başına seçim yürütmek çok zor bir işti. Ben şanslı bir adaydım. Gerçekten yani Balıkesir halkına da partilerime de çok şey minnet duyuyorum. Ama çok zor bir iş tabii Balıkesir'de. O zaman seçimi belki de bazı insanlar şey abi diyor geliyor 5 araba bakıyorum 5 tane araba gelmiş hakikaten. Haydi insanlar da oluyor 30 arabayla nereye gideceksek öyle parti gibi gidiyorsun yani. Çünkü şey var orada bir de tercihli oy mercihli oy bir şeyler de vardı. Sonuçta borçlarımızı ödemek için önce arabayı sonra yazılıyor sonra yıllık evini sattım neyse Allah. Türkiye'de siyaset zor biraz galiba. O zaman daha zor. Daha şimdi zor. Şimdi kolay. Şimdi genel başkana yağcılık yaparsak bu işi bitiriyoruz evet. Yani. Milletin seçtiği aday çok önemli değil mi? Böyle serbest. Evet. Şimdi o da yetmiyor herhalde. Milletin seçmesi, sevmesi de önemli değil. Belli evet. Yerlerden öne çıkarılması lazım yani, ki. Yani şu anda şey hani hakikaten milletvekilini, millet değil de daha çok kim sıralamaya girdiyse onu seçiyoruz. Tabii. Yani parti ve lideri seçiyoruz aslında. Sıralamaya da o parti bile sokmuyor. Yani o partinin üyeleri bile sıralamaya sokmuyor sizi. Delegeler bile iş görmüyor. Sokmuyor. O da parti merkezleri diyorlar ama her partide... Genel başkan tabii. Kimse o ayarlıyor. İşte yani artık insanlar dedi başkana ve partiye oy veriyor yani. Dolayısıyla hani evet, milletvekili bile tanımıyor mesela çoğu zaman. Çoğu zaman bilmezler. Şimdi ben hep şeyi söylüyorum. Milletvekiliyken İngiltere seçimlerini izlemek için gitmiştim. Nasıl olduğunda. Orada biliyorsunuz dar bölge dar bölge seçimi. Dar bölge. Her bölge bir milletvekili, seçiyor. Seçilecek her bölgenin milletvekili seçimlerden bir yıl önce belirleniyor. Yani o bölgenin insanı A, B, C hangi partiden kimleri tek tek görüyor? Tek tek değerlendiriyor tabii. Onlara imkanlar veriyorlar o seçim dönemi içinde. Mesela seçmenlerle yazışmalarından para almıyorlar. Zaman zaman okulları tahsis ediyorlar. Adam diyor ki ben bu hafta şu okula geleceğim, sizlerle konuşacağım. İnsanlar doluyor, çıkıyor kendini tanıtıyor, sorular soruyorlar. Böyle çapraz sorgu gibi. Çok güzel bir şey. Çok müthiş. Tanıyor yani çok kime tam oy vereceğini biliyor. Şey de yok öyle bizim gibi 10 bin kişiyi topla, 5 bin kişiyi kuyruk, tantana. Bazı vitrinlerde sadece hangi küçük adaya sempati duyuyorsa evlerinin üzerine resimler sok. Ve cumartesi, pazar falan da beklemiyorlar. Hafta içinde herkes oyunu veriyor, gidiyor. Yani sandık gibi, devamlı açık orada. Açık orada, gidiyor, oyunu veriyor. Çok ilginç. Demokrasi işte. Partiye yapılan bizdeki destek orada adaya yapılmış aday. Oluyor. Maddi evet. Anlamda evet, destek evet, değil mi? Adaya. Küçük bir ara verelim. Aranın tabii. Ardından tekrar izleyicilerimizle birlikte olalım. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle değerli izleyicilerimiz. Milletvekili sürecini de konuşalım isterseniz. Evet, hazır seçimlerden Önder bahsetmişken. Bey, çok renkli bir hayatı var. Bilmediğimiz pek çok şeyleri de var. Herkes vakıf oluyor ama evet. Hep güzel şeylermiş. Hep değil, güzel değil şeyler. Bir şeyi anlatmayı unuttum. Yani polislik yaptım tam bir yıl. Ama bir yılın sonunda beni o zaman toplum polis diye bir şey vardı, çıktı evet. Biliyorsunuz. Hani resmi, hiç resmi elbise giymedim. Sivil polis, taharri böyle. Tahri polis, sivil polis. İstifa ederek ayrıldım yani bir yılın sonunda. Beni kısım bırakmak istemedi. Böyle biraz salladılar rapor ama mümkün olmadı. O zaman ayrıldım. Öğretmenliğe döndüm. Başka hareketli hayatınız milletvekilliğinde de devam etti mi? Evet, şimdi... Milletvekilinden bir ara tamamen umudumu kestim. Ben milletvekili olmak istiyordum çocukluğumdan beri. Yani hukuk tahsilinin biraz büyük şeyi de odur. Ama işte 77'de olmadı. Çünkü İrfan Paşa geldi. 81'de eğer darbe olmasaydı %1000 giderdim. Öyle bir pozisyonum vardı. Darbe oldu. Üstelik yasaklı olduk. Sonra SODEP'i burada kurduk. Ama yasak biliyorsunuz SODEP'i seçime sokmadılar. Evet. İsmet Paşa'nın oğlunun ilk kurduğu partiyi. 87 seçimlerine giderken de ben şöyle bir şey söyledim. Yani il başkan SODEP'in ve SHP'nin de il başkanlığını yaptım çünkü. Hı. İl başkanı iken
esnaf derneklerinde yaptığımız bir toplantıda tepeden gelme adaylara karşı olduğumuzu, örgütün, hele bir Sosyal Demokrat Parti ise örgütün üstünlüğünün esas olması gerektiğini hep savundum. Bütün siyasi yaşamımda da onu savundum. Ve dedim ki eğer tepeden birileri gelirse ben o listede yer almam. Öyle çok büyük bir laf ettik yani. Tabii bir öz aydınlığı tecrübesi de var geçmişinizde. Şimdi bak bizim Cumhuriyet Halk Partisi Ecevit Hareketi'ne en geç uyum sağlayan illerden biri burasıdır. Balıkesir. Balıkesir'dir. Onun için mesela 73 seçimlerinde Usumi'yi getirdiler tepeden. Sadullah Usumi. Sadullah, o da merkezden geldi. O da merkezden geldi. Ondan sonra şeyi getirdiler. 77'de İrfan Paşa'yı getirdiler. Evet. Sonra 87 Halkçı Parti'den de şeyi getirdiler. Sakaryalı aslında iyi bir insandır da. Neydi adını hatırlayamadım. Yani Balıkesirli değil. Onu getirdiler. Sonra o ben tabii siyasi yaşamda parti içinde de belli bir kademe olarak il başkanlığımdan sonra işte milletvekili olmak istiyorum. Ama o Çam Otel'de bir toplantı yaptılar. Beni ikinci sıraya attılar. Başıma da o danışma meclisinden gelen arkadaşı koydular. Getirdiler. Hiç tereddüt etmedim orada verdiğim söz için. Müthiş sonradan okuyorum. Hala okuyorum o yazıyı. Fazla sert. Çok sert bir yazı. İle istifa ettim. Adaletten, genel merkeze gönderdiğiniz yazı. Genel merkeze, seçim kuruluna, herkese gönderdim. Çünkü şöyle düşündüm. Yani 77'de İrfan Paşa gelmeseydi milletvekiliydim. 81'de bu herifler darbeyi yapmasalardı milletvekiliydim. 84'te SODEP'i seçime soksalardı milletvekiliydim. Evet. 87 geldi. Şimdi bir de bu tepeden bu geliyor. O kuvanına göre biz iki çıkarırdık yalnız. Ama söz verdim diye çekildim. Tabii o çok dalgalandı benle beraber. 17 tane ilçe başkanım istifa etti. Partiyi boşalttılar. Yani çok sağlam bir desteğiniz var demek ki. Ama çok iyi çalıştım. Benim il başkanlığımı herkes en çalışkan hala hatırlıyorlar dönemim olarak söylerler. 17 il başkanı, ilçe başkanı boşalttılar. Tabii bu bir karambol oldu ama insanın bir kaderi var. Onu değiştiremiyorsunuz. Tabii. Çok çok çalışsanız da, gayret etseniz de değiştiremiyorsunuz. Seçime 3 gün kalabiliyorsunuz. Anayasa Mahkemesi seçimleri iptal etti. 1987'de. Hatırlıyor musunuz? Tabii. Hatırlayamadım. Tabii 87'de seçimleri iptal etti. Çünkü orada yani seçim yapılmadan. Yasasını, yapılmadan. Hayır, yapılmadan. Çünkü yapılmış seçimi iptal etti, hatırlamıyorum. Hayır, tamam. Hayır. Seçim yapılmadan tamam. İptal kararı verdi. Seçim kararının iptal kararı verdi. Şey olmuş zaten, pusula musula giderler şu kadar tuttu da işte bu. Bir şeyler oldu sonra 6 ay sonra falan. Orada bir karar vermişler. Sadece partilerin bilmem merkezleri yapılır falan diye bir şey. İşte Anayasa Mahkemesi öyle bir karar. Hiç beklenmeyen bir karardı. Ben de beklemiyordum. O benim kaderimi değiştirdi. Ön seçim kararı aldı parti. Üyelerle ön seçim kararı aldı. O zaman tekrar seçime girdim. Ve birinci sıra ön seçim mi? En yakın rakimden 2000 fazla oy olarak. İkinciden 2000 fazla oy olarak. Sene 1987. 87 seçimleri. Tabii herkes gibi, pek çok insan gibi milletvekilinin, hatta milletvekili onurlu bir şeyler. Kuşku yok. Ama milletvekili çok böyle gücün kullanıldığı yer değil. Ne kadar etken olursanız olun sizi bağlayan kendi partiniz var. Hele muhalefetteyseniz iktidar var. Meclis yüzükleri var. Çok zor bir iş. Toplumun tarasutu gözetmesi şimdi, var. Şimdi neden konuşmuyorsun kardeşim diyor. Bakın bir milletvekili milletvekillerine her meclis pazartesi çalışmaz. Salı, çarşamba, perşembe çalışır. 3 gün çalışır. 3 günde gündem dışı 3 kişiye söz verebilir. İsterse verir meclisi yöneten Başkan vekili. Çoğunlukla senin partili başkan vekilinin olduğu günden daha çok sana gelir. Mesela diğerinde 3 günde bir kere bir kişiye söz verirler. Seninki de
Yine bir tanesini öbür partilere ister istemez vermek zorunda kalır. Yani milletvekilinin kürsüye çıkma olasılığı 9'da 1 çok azdır. Haftada çok 9. Azdır. Yani ben buna rağmen en çok o ilk dönemde de çok konuşan milletvekillerinden biriydim. Çünkü bana bir görev vermişlerdi o zaman. Yolsuzlukla suçlanan Milli Savunma Bakanı vardı. Ercan Vuralan. Ercan Vuralan. Onunla ben uğraştım. Şimdi hatırlıyorum böyle onun için böyle söz alır. Çıktığı zaman rahmetli Özal oradan palavra palavra böyle ağzına palavra palavra diyordu ama sonunda almak zorunda kaldı. Çünkü gerçekten sonra başka şeyler de çıktı zaten. Yani şey bir adam yani şimdi burada tabii anlatmayayım. Bütün bunların yanında ben merak ettim şöyle şimdi. Yani ilk gittiğiniz zaman millet meclisi kürsüsünden nasıl konuştunuz? Yani ne heyecan duydunuz? O an nasıl? Yürek Selanik işte. O mesela yemindir galiba bir tanesi. Geç gelen yemin, mutluluk yemin, evet yani. 78'den beri. Yani ilginç bir şey. Tabii insan heyecanlanıyor. Çok heyecanlanıyor. O eski meclis. Şimdi değişti. Çok güzel bir meclisti o. Neyse. Tabii bir de her şeye muktedirmişsin gibi görüyorsun kendini tabii, ama ilk heyecanlar. Yani öyle bir şey yok yani ortada. Kendi partini aşamıyorsun. Mesela ben ilk dönemde yasa tasarısı çok yasa tasarısı verdim de yasa tasarısı gerçekleşebilen bir tanesi gerçekleşebilen milletvekillerinden biriyim. Yani bir nadirattansınız. Evet, bir yasa tasarım. Onu da komisyon başkanıyla böyle ya özel temaslarla bilmem neyle. Çünkü siz yasa tasarısını verirsiniz. Hükümet gündeme getirmezse getirmez. Yani hani bizde deniyor ki işte erkler ayrıdır, yasama ayrıdır. Öyle bir şey yok. Hiç pratikte öyle herkes bir şey yok. Herkesin iki dudağın arasında. Hayır. Evet. Hükümet istiyorsa gelir, istemiyorsa gelmez. Komisyon başkanı o zaman daha şey komisyon başkanları vardı. Yani böyle daha kendilerine evet bunu yapalım falan. Güvenen. Ve karışmayan mesela çünkü benim yasa teklifi de böyle çok siyasi bir teklif değildi. O da avukatlık yaşantımdan bir şeydi. O da şuydu isterseniz anlatayım. Mesela herhangi bir suçtan yüz kızartıcı olmamak şartıyla herhangi bir suçtan 6 aydan fazla ceza alan mesela 6 ay 3 gün 8 ay zaten 12 ay geçince memuriyet bitiyordu. 6 aydan fazla ceza alan ve 1 yıla kadar ceza alan insanlara tecil edilebiliyordu cezalar. Ama memuriyetten siliniyor. Şimdi adama cezayı veriyorsun ama tecil ediyorsun. Seni bir deneyeyim kardeşim diyorsun. Mesela hatırlıyorum bir öğretmen burada sanat enstitüsünde o günlerin heyecan içinde arabasında tabanca bulunmuş. 6.136 tamam. 6.136 sayılı kanuna aykırı hareket 1 yıl cezası var. Vermişler 1 yıl cezayı. Öğretmenlikten de atıyorlar. Ama cezayı tecil etmişler. Yani hapse almıyor. Hapse ama atmıyor. Meslek bitiyor. Ama mesleği bitiyor. Yani burada bir terslik var. Çok daha büyük bir ceza var. Yani, evet yani adamın hayatını bitiriyorsun. Siz ne teklif ettiniz? Çocuklarını bitiriyorsun. Ve bu yasalaştı. Yani tecil edilen cezalarda cezalarla memuriyet. Yüz kızartıcı olmamak şartıyla. Olmamak şartıyla. Tecil edilen cezalarda o dönemde yasalaştı. Bir de mecliste idare amirliğiniz var yanınızda. O ikinci dönem. İkinci dönem miydi? İkinci dönem boyunca idare amiriydim. Evet, meclisin idare amiriydim. Sosyal işlerden sorumlu idare amiriydim. İşte böyle meclisin lokantaları, yemekleri, efendim geldisi gittisi, misafirler, heyetlerin ağırlanması, Arnavutluk heyeti bilmem ne. İşte nereden ne gelirse onların programlarının çizilmesi. Şeylerin, meclis personelinin pozisyonları, durumları, değerlendirilmesi, maaşları, artıları, eksileri. Burada tabii büyük kavgalar verdik. Bürokrasi tabii her yerde yönetmeye çalışıyor. Evet. Adam cuma akşamı getirmiş önüme şöyle bir şey vermiş, imzala diyor. Ne bu dedim? İşte giriyordu meclis personelinin
maaş ve skalalarının değiştirilmesi. Bırak dedim ben, cumartesi pazar okuyup. Ne okuyacaksınız efendim diyor şimdi. Bana yağcılık yapmak için ben diyor Erdal Bey'in bile diyor şeyini yaptım diyor, danışmanlığını yaptım diyor. İstersen Kanuni Sultan Süleyman'ın yapılan dedim. Bırak. Sonra bırak. Ulan bir inceledim. Allah. Adam kendi maaşını göklere çıkarmış. Bir de genel sekreterin ağzını okarak 3'te 2 daha fazla verebilir bilmem ne. Bir kardeşleri orada mecliste çalışanlar var. Çalışıyormuş genel sekreter. Ona anormal paralar. Değiştirdik yeniden, kavga patırdı gürültü. Yani bürokrasi hep her yerde öyledir yani. Öyle derler zaten. Devlet bürokrasi de her şeye hakim. Milletvekillerine çok yanıltıyor derler. Emret Başbakanım diye bir dizi vardı bir zamanlar. Evet, Emret Başbakanım, evet. İngiltere'de yayınlanan biraz onun gibi oluyor herhalde. Bürokrasi her yerde aynı demek ki. Yönetmesiyle ilgili. Biraz da tabii çok anılarınız da var milletvekiliyle alakalı muhakkak. Koca bir mecliste bir nice şeyler gördünüz. Çeşitli hadiseler gördünüz. Fakat ben şeye dönmek istiyorum. Siz Balıkesir için bir kitap yazıyorsunuz. Ha evet. O ne durumda, nedir? Ne yazıyorsunuz ve ne durumdadır? Bu 5 yıldır çalışıyorum. Biraz zorlu bir çalışma. Ama birinci cildin ucuna hemen hemen getirdik. Sanıyorum bu sene çıkarmak istiyorum. Bu şu. Osmanlı Meclisi mebusanından bu yana Balıkesir milletvekilleri, günümüze kadar milletvekilleri nin yaşam öykülerini ama hem yaşadıkları dönemin olayları içinde böyle sadece kuru şu tarihte doğdu, şöyle seçildi değil. Mesela bir örnek vereyim. Meclis bu konuda bir profesöre bir çalışma yaptırmış. O da oturmuş bir kitap yazmış. Yani kitap yazılmış. Osmanlı Meclisi mebusanının kayıtları Millet Meclisi'ne, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne intikal geçirilmiş, intikal etmiş. Bir kısmı kaybolmuş falan ama intikal etmiş. Meclisi mebusan üyelerinin de şeyleri var. Bir özlük dosyaları gibi dosyaları var. Adam onları almış. Bugünkü dile tercüme etmiş. Diyor ki mesela işte İbrahim Vasfi Efendi Edincik'te doğdu. Çünkü mazbata var orada, başka bir şey yok. O kadar başka bir şey yok. Edincik'te doğdu. Erdek naipliği yaptı. 1908 meclisinde İttihat ve Terakki'den milletvekili, Karesi milletvekili seçildi. Bu kadar. Bu kadar. Bir de resmi. Resmi var zaten, resmi. Ne adam. Siz bunu daha mı geniş tutuyorsunuz? Şimdi mesela İbrahim Vasfi'den açıldığı lafı. İbrahim Vasfi Bey Edincik'te doğmuş, doğru. Gönen Erdek naipliği yapmış, kadılık yapmış. Ben bunun detayına indim. Yani o döneme ilişkin pek çok hatırayı okudum. Hocaların yazdığı kitapları okudum. Mesela Tunaya'nın Siyasi Partiler diye bir kitabı var. İbrahim Vasfi Efendi müthiş bir adam. Meclis sabıtlarını okudum hepsini. Yani ne konuşmuş bu adam falan. İbrahim Vasfi Bey bir kere o dönemin en liberal adamlarından biri. Çok çok ilginç konuşmaları var şeyde. Meclis-i Mebusan'da. Sonra takışıyor. Çok ilginç. Bizim birinci mecliste öyledir. Osmanlı 98'in ilk meclisi de çok ilginç. Haklar ve özgürlükler üzerine böyle kartal pençesi gibi titriyorlar. Oradan çünkü Abdülhamid'in şeyinden çıkmışlar, o sıkıcı yönetiminden çıkıyor. Onun tekrar gelmesini istemiyorlar. Bunu İttihat ve Terakki'nin oluşturmasından da korkuyorlar, şüpheleniyorlar. Onun için de her türlü şey. Evet, yani çok titiz davranıyorlar. İbrahim Vasfi Bey de bunda. Bunlardan biri ve bir süre sonra İttihat ve Terakki'den ayrılıyor. İttihat ve Terakki'den ayrılıyor. Yeni bir parti kuruyorlar. Parti kuruyor orada mesela. Kimse bilmiyor bunu. Tabii o, mesela bunu anlatırken şunu da anlatıyorum. Bandırma'dan İttihat ve Terakki çok örgütlü bir kuruluş. İlginç. Evet. Türkiye'nin her tarafında şeyleri var. Yani bir dernek olarak kurulmuş, kulüpleri var.
o kulüplerden İbrahim Vasfiye'ye müthiş telgraflar geliyor. Vistel'in için ikinci seçmenler telgraflar çekiyorlar. Onları falan da aldım hep. Yani havayı anlattım. Kitap nereye kadar geliyorsunuz? İbrahim Vasfiye, şunu anlatayım. Evet, İbrahim Vasfiye Bey'i bitireyim. İbrahim Vasfiye Bey daha sonra Hürriyet, Damat Ferid'in Hürriyet ve İtilaf Partisi'yle birleşiyor partisi. Ve tabii daha sonra da Hürriyet ve İtilaf'tan Adalet Bakanlığı yapıyor, Evkaf Bakanlığı yapıyor. Sevr Anlaşması'na karar veren Şura-i Saltanat, 2. Şura-i Saltanat'ın üyesi Vahdettin'le beraber. Şura-i Saltanat'ı anlatıyor, bilmiyor çünkü. Çok önemli ben tarih hocalığı yaptım, Şura-i Saltanat'ı bilmiyordum. Aramızda yani değil yani. Biz de işte ilk defa duydum. Evet yani, Şura-i Saltanat üyeliği yapıyor. O da nasıl bir oylama yapıyor, ilginç oylamaları var. Daha sonra da tabii Refik Halit Karay, ünlü romancımız, o da Hürriyet ve İtilaf'ın içindedir. Evet. Partinin içindedir. O bundan, hocadan bahsediyor. Hocanın Adalet Bakanlığı zamanını anlatıyor. Ehvaf Bakanlığı zamanını anlatıyor. Ve nihayet Ali Kemal'in öldürülmesinden sonra, İzmit'te Nurettin Paşa öldürdükten sonra Hürriyet ve İtilafçılar yurdu terk ediyorlar. İngiliz konsolosluğuna sığınıyorlar. Ve Ejipte'ye bir vapurla Mısır'a kaçıyor. Oradan da Romanya'ya geçiyor. Daha sonra Bulgaristan'da ölüyor. 1926. Şimdi bunda da yetinmedim. Çok torunlarını buldum. Çok güzel. Ne güzel. Torunlarını buldum. Babalarından tabii böyle 150'liklerden aynı zamanda tabii. Sevr imzalayanlardan. Sevr imzalayanlardan biri olduğu için korkuyor insanlar. Tabii korkuyor. Acaba arkasından ne çıkacak? Dedemiz diye. Halbuki bir tanesi Deniz Kuvvetleri'nde albay rütbesine kadar yükselmiş bir torunun biri. Bir tanesi halen profesör. Matematik profesörü, harika bir insan. Onunla temas kurdum. Bir kız torunu Fransızca öğretmeni Edincik'te. Bir torunu da Edincik'te oturuyor. İbrahim Vasfiye Efendi evi olduğu gibi duruyor. Karşıdaki zeytin duruyor. Onların fotoğraflarını falan da çektim. Yani böyle aileyi de toparlayarak yapıyoruz. Yani çok güzel bir hizmet yapıyorsunuz. Güzel bir hizmet. Tebrik ederiz. Kitap nereye kadar geliyor? Kitap günümüze kadar gelecek. Şu anda 11. döneme kadar yazdım. Yani 11. Demokrat Parti. Demokrat Parti'yi bitirdim. Çok 1961'den sonra. Ama tabii bu hacimli ve ekliyorum, belge ekliyorum. Tabii sonrakiler hem daha mufassal hem daha çok belge bulabiliyorsunuz. Bunlar da belge. Şimdi bunun mesela şeyini buldum, torunlarını buldum ama Engür'ü. Balıkesir. Engür şimdi soyadları. Ankaravizade Mehmet Bey'in oğlu Ali Galip Bey'in kızını buldum. 91 yaşında. İstanbul'da. Bana babasının bütün şeylerini verdi. İlginç bir şey. Şimdi ben hep zaten tarihte okurken bakarım. Bu Abdülhamid'in iyi yanları da var tabii. Kuşkulu bir adam. İşte hafiye teşkilatı kurmuş bilmem ne ama okullaşma Abdülhamid zamanında çok ilginç. Türkiye'de inkılap o zaman mı? Şimdi mesela orada şuraya getireceğim. Bana aslında Cumhuriyet'in temellerinde Abdülhamid kurdu diye. Bana bir beraat verdi. Okullarından yetişenler. Karısı bir beraat verdi. Şimdi Ali Galip Hoca hem medresede yetişmiş. Tam böyle kıyafeti falan bütün fotoğraflarını verdi de bir beraat verdi. Aynı zamanda da Fatih Medresesi'ni bitirmiş. Hukuk Mektebi'ni bitirmiş. Fatih Medresesi'ni dereceyle bitirdiği için Abdülhamid Özel Tuğralı bir beraat vermiş. Bu beraat bende şimdi. İşi bittikten sonra Allah kısmet ederse müzemize bir köşe yapacağız Ali Galip Bey çok için. Güzel. Fotoğraflarını da büyütelim falan. Tabii. Almanya'ya falan göndermiş iddiaterek. Evine girdiğim zaman zaten şaşırdım. Orada Talat Paşa imzalı bir fotoğrafı hala kızının duvarında duruyor. Yanında da 1919'daki, 1918'deki mebus arkadaşlarına her biri altına imzalamışlar. Başka yerde görmemiştim o fotoğrafı. İmzalı altlarda imzasını bir yerde gördüm de. Oradan da mesela Hüseyin Kadri Bey'i buldum. Hüseyin Kadri Bey çok ilginç bir adam. O da yine Osmanlı Meclisi mebusu. Abi Karesi mebusu.
1912-18 Malta sürgünü bu da. Bu da Malta sürgünlerinden biri. Mahmut Şevket Paşa'nın başyaveri. 1908'de İttihat Terakki'nin gizli yapılan Selanik ilk genel kurulunda Enver ve Talat'la beraber merkez komitesi üyesi. Serden geçti. Önüne gelen birisi. Onun torunu da bana hatıralarını verdi. Yazmaya başlamış, bitirememiş. Ama mesela şeyi anlatıyor ne o hatıralarından bir bölümünde. Babali baskınını anlatıyor. Hı hı. Hani Enver, Talat işte oradan geldi. Yakup Kemil silahı çekti. Nazırı, Harbiye Nazırı'nı vuruyor falan. Onu anlatıyor. Bu sırada diyor Ömer Seyfettin ve işte Muallim Naci dışarıda halkı galeyana getiriyordu falan. Anlatıyor. İlginç. Onu da ayrı bir şey yapayım dedim. Tabii bu torun da çok ilginç bir tanıdığım Ayşe Hanım. Torun da çok ilginç bir kadın. Babası eski Kars valisi. Amcası da Anıtkabir mimarı Emin Onat. Oo. Evet. Ben şeyi görünce şaşırdım. Bu eksik olmasın Toprak Mahsulleri ofisinde çalıştı diye duydum. Oraya müracaat ettim. Bana dosyasını verdiler. Dosyanın içinde öldüğü zaman mirasçılarını arıyorlar kim diye. Orada Kars valisi bilmem ne Onatya'nın, şimdi hatırlayamadım adını. Onun Onatya'nında diyor. Kim bu adam falan. Hüseyin Kadri Bey'in başka bir ilginç yanı da var. Ali Kemal'in kız kardeşiyle evli. Araştırınca neler çıkıyor? Ali Kemal'in kız kardeşiyle evli. Yani Celal Bayar hatıralarında diyor ki gizli toplantı yapıyorlar Hüseyin Kadri ile falan. Hüseyin Kadri elebaşılardan, İttihat Terakki'nin elebaşılarından biri. Toplantı yapıyorlar. O toplantı sırasında Arnavutköy'de yalıda oturuyor. İç güveysi Hüseyin Kadri. Bir kapı aralandı diyor Celal Bayar. Karşımızda Ali Kemal diyor. Şaşırdık diyor. Ne oluyor? Basıldık mı falan diyor. Sonra anlamışlar. kayınbirader olduğunu falan. Kapanmış gitmişler. Ali Kemal de değişik bir adam. İnşallah böyle. Yakında bunu edineceğiz. Bunu şu böyle bitireceğim. Bir yani şu fırsatı da bunu bir fırsat sayayım. Osmanlı mevsimi Busan'ın milletvekillerinin tümünün hakkında bazılarından çok detaylı, bazılarında da oldukça detaylı ama biri hakkında meclis konuşmalarından başka hiçbir şey yok. Hasan Ferhat Bey, 1912 yani ikinci ve üçüncü devre Balıkesir mebusu Hasan Ferhat Bey. Meclisin en genç mebusu, onun için de divan katipliği yapıyor ve hukukçu, bunu biliyoruz. Bunun ötesinde bir şey yok. Bir şey yok. Fotoğraf da yok. Ne yazık ki fotoğraf yok. Öbürlerinin fotoğraflarını hepsini bulduk. İşte sana da söylemiştim ya son olarak inşallah Rasim Bey'in Erdekli Rasim Bey amatör. Onun fotoğraflarını bulduk. Çok değerli fotoğraflarını bulduk. Şimdi Amerika'ya bir torununu buldum. Ona yazacağım. Bir de gelini var. İstanbul'da onu ziyaret edeceğim. Elimdeki fotoğrafların kimlere ait olduğunu onlar bilebilir diye düşünüyorum. Çok güzel bir iş yapmışsınız. Yani iyi bir kitap olacak. İnşallah. Şey de değil yani bunu bakanlar Balıkesir milletvekillerini görecekler ama tarihi de anlayacaklar. Aynı zamanda tarihi alacaklar. İttihat Terakki nedir onu da anlayacaklar. Hangi şartlarda görev yapacaklarını da anlamış olacaklar. Görev yapacaklar. Çok ilginç. Yani bu Makedonya'nın ve Trakya'nın da önemini anlayacaklar. Yani aslında Osmanlı Anadolu'ya pek bakmamış yani. Hep şey adamlar oradan çıkmış yani. Evet. Ben bazen bakıyorum da Kurtuluş Savaşı'nı yöneten kadro ya Makedonyalı ya Makedonya'da eğitim görmüş. Yani Maraş Atatürk Çakmak, İsmet Paşa bilmem ne. Şey ama Anadolu'da. Hani askeri okullar falan orada. Manastır, o yüzden tabii, yani tabii. Değil mi? Ağırlık orada. Şimdi mesela orada. Bilmiyorduk biz Abdülhamid'in hürriyeti yani ikinci meşrutiyeti ilanına ilişkin belgeler var. Onları da yayınlıyorum. Yani önümüzde gördük. Ama ondan evvel Abdülhamid yani Osmanlı şeyi ilan etmeden evvel Manastır askeri Veyhip Paşa Hürriyeti ilan ediyor. Bunun nutkunu da buldum bir arada. Orada. Evet. Manastır. Orada Manastır'da. Manastır'da Hürriyeti işte Resneli Niyazi
falan dağa çıkıyorlar. Ondan sonra şey yapıyor. Tabii orada bir komitacılık tarihi var. Evet. Tarihi var. Evet. Herkes isyan ediyor. Çok zor günler. Zor. Evet. Böylece bir programın daha sonuna gelmiş evet. olduk. Evet. Sağ olun. Bu vesileyle ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Çok teşekkür ederiz. Yalnızca sağlık. Sağ olun. Ummadığınız çok güzel bilgilere de sahip olduk. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Dileriz kısa zamanda da kitabınız çıkar. Evet, bu kitap inşallah bu sene bunu birinci cilt olarak basayım dedim, basalım dedim. Çünkü çok hacimli olacak öbür türlü. Bir ara basmakta da fayda var. Bir de Cumhuriyet'in şeyi de çok müthiş. Birinci meclis bir harika. Evet. Birinci meclis. Bir de son olarak bir başka bir köşenizi bitiriyoruz. Hı hı. 1957 58 yıllarındaki Ege Spor Kulübü'nde evet, futbolcunuz da var. Onu da bir, evet. onu da bir analım da. Burada oradaki çok tanımış kişiler var. Yani. Arkadaşlarımızdan vefat edenler var onlara. Tabii. Coşkun bizim. Coşkun baştaki. Evet, Coşkun var. Nikah memurluğu yapmış olan Celal abi var. Evet. Orada. Ondan sonra Kaya Madenli var. Kaya Madenli var. İsmail de sağ herhalde Harbiş Başkanı. Bizim umumi kaptanımız da rahmetli Kaya abiydi. Kaya abi, evet. Kaya sağlıkçıydı. Evet. O da güzel bir anı olarak evet, ben bunu göstermiş oldum. Orada kaleciydim. Basketbol takımının da kaptanıydım. Bir basketbol takımı evet. var. Evet. Basketbol takımının da kaptanıydım. İstanbul'da maçlar yaptık. Kupa getirmiştik. Ege Spor'a. Programın başında dediğimiz gibi çok renkli bir hayatınız var Önder Bey. Hakikaten. Sağ öğretmenlik, emniyet görevli, avukatlık, milletvekilliği. İşleri saymıyorum arada işleri. Sendikalarda çalıştım. çok teşekkür ederiz. Böylece bir biz bize daha sonuna gelmiş buluruz değerli izleyicilerimiz. Yeniden sizlerle olmak ümidiyle. Hoşçakalın.